çektiğim hasretlik yeter. Bastığın mermerde karanfil biter. İmamiye hayat ölümden beter. Kolunda sen yoksa, ölümde sen yoksa neler geçir. Bir görüşte meftun. Olmaz olsun aşık imami adım. Kaç kere bozuldu ağzımda tadım. Cehennemi ben dünyada yaşadım. Ataştan bir gömlek giymiş gibi. Sevsem ben seni Erciyes'i üste koysamaz gibi. En yücesine layık olan çok kıymetli TV A izleyenleri, Yunus Emre'lerin, Mevlana Celaleddin'i Rumi'lerin, Hacı Bektaşi Veli'lerin, Pir Sultan Abdallar'ın, Karacaoğulları'nın, Dadaloğulları'nın adına, Ahmet Yesevi'lerin adına, Dede Korkutlar'ın adına ve rahmetli babam Aşık İmami adına ve nacizane şahsım Ertuğrul Aşık İmami adına, gerek ekranları başlarında oturmuş, şu anda işini gücünü bırakmış bizleri izleyen bütün herkese ve uzaktan yakından stüdyomuza kadar teşrif etmiş şeref konuklarımıza kocaman alkışlarla hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz efendim. Allah razı olsun. Efendim yine her hafta olduğu gibi bu haftada bizim çok ama çok özel bir günümüz. Neden biliyor musunuz? Stüdyomuzda bugün buram buram avşarlarımız kokuyor. Neden? Çünkü bir tarafımda büyük usta, rahmetli babamla yine her gelen konuğumuz gibi hem yol arkadaşlığı yapmış, hem gönül birliği yapmış, hem sanat arkadaşlığı yapmış. Yanında olmaktan, şu an yanında oturmaktan çok büyük gurur duyduğum, çok büyük alkışlarınızla Gulfani hocamız bugün bizim şeref misafirimiz. Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz hocam. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Çok sağ ol canım yeğenim Ertuğrul. Uzun yoldan geldiniz. Yorgunsunuz biliyorum ama ayağınızın tozuyla bir dediğimiz iki etmediniz. Buralara kadar geldiniz. Allah razı olsun hocam sizlerden. Cümlemizden Allah razı olsun. Yine diğer bir konuğumuz türküleriyle bütün hepimizin gönlünde çok büyük bir yere sahip olan, gerek gururum, gerek yetimlerin türküsü ve gerekse de daha onun gibi nice türkülerle çocukluğumuzdan beri hiç kulaklarımızdan çıkmayan çok özel, çok güzel bir ses. Büyük usta, büyük üstadımız Kul Mustafa hocamız da bugün şeref konuğumuz. Hocam sefalar getirdiniz, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Durulum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah razı olsun hocam. Bugün gerçekten de öyle Çukurova'nın havası Oğuz boylarıyla birleşmiş. Biz de seni şereflendirebilirsek ne mutlu bize. Allah razı olsun. O şeref bize ait. Evet. Şu anda sizin bizim yanımızda bulunmanız demek bizim için. Rahmetli en büyük imami şeref. Üstadımız ve onun izinden seni tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Allah razı olsun hocam. Varlığınız her zaman için benim için en büyük güç demektir. Tekrardan konuklarımıza kocaman bir alkış alalım. Ve bugün yine bütün konuklarımız gibi bizleri hiçbir zaman hiçbir yerde yalnız bırakmayan çok kıymetli Çukurova Oğuz Boyları Derneği Başkanımız Mehmet Demir Beyler de canlı yayın konuğumuz. İnşallah onunla da böyle güzel güzel sohbetlerimiz olacak ve onun nezdinde de bütün üyelerimize inşallah ilerleyen dakikalarda isimlerini de sayacağız. Bütün onun nezdinde de gelen konuklarımıza sonsuz sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Allah razı olsun hepinizden. Hiç vakit kaybetmeden kendimizi söze, saza bırakalım ve sevgili hocamız Kul Mustafa'dan şöyle güzel bir eserle giriş yapalım. Buyurun hocam, söz saz sizde. Evet, sazla devam edelim. Buyurun hocam, buyurun.
Alkışlarımız susmasın, susmasın. Olur böyle şeyler, haydi. Kalbimde din mezarı, gurbette boynum eğri, sevdiklerime doğru uçun turnalar uçun. Kalbimde din mezarı, gurbette boynum eğri, sevdiklerime doğru uçun turnalar uçun. Mevsim döndü bahara, kar yağmadı dağlara, hasretim nazlı yara uçun turnalar. Hep beraber. Mevsim döndü bahara, kar yağmadan dağlara, hasretim nazlı yara uçun turnalar uçun. Gurbette adım adım, günlerce uyumadım, yarda kaldı muradım, uçun turnalar uçun. Gurbette adım adım, günlerce uyumadım, yarda kaldı muradım, uçun turnalar uçun. Mevsim döndü bahara, kar yağmadan dağlara, hasretim nazlı yara uçun turnalar uçun. Mevsim döndü bahara, kar düşmeden dağlara, hasretim nazlı yara uçun turnalar uçun. Hocam dillerine, yüreğine, nefesine sağlık. Allah razı olsun senden. Sazının teline ve diline zeval vermesin inşallah hocam. Allah razı olsun senden. Çok sağ olasın. İnşallah ilerleyen dakikalarda çok güzel sohbetlerimiz olacak. Şimdi hemen sırayı çok kıymetli hocamız Gülfani hocamıza vereceğiz. Kocaman alkışlarla hocamız bizlere hepimizin kulaklarının aşina olduğu bir eseri okuyacak. Dinleyince hepiniz hatırlayacaksınızdır mutlaka. Buyur hocam, söz, saz sende. Öncelikle stüdyoyu dolduran bu sıcak misafirlerimize hoş geldiniz diyor. Televizyonları başında bizleri izleyenlere saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Beni bir gün olsun annem yan yan, ellerin sözünü tutsun bana ne.
gelip de derdimi dinlemeyen yar. Nereye giderse gitsin bana ne, bana ne, bana ne, bana ne. Nereye giderse gitsin bana ne, bana ne, bana ne, bana ne. Dalını dalıma atma yanzalım, derdini derdime katma yanzalım. Uzattım elimi tutma yanzalım. Çamura batarsa batsın bana, bana ne, bana ne, bana ne. Çamura batarsa batsın bana ne, bana ne, bana ne, bana ne. Gulhaneyim baharının çağında, ne aslan yatardı gönül dağında. Beni koyup yadellerin bağında, kiminle öterse ötsün bana ne, bana ne, bana ne, bana ne. Kiminle öterse ötsün bana ne, bana ne, bana ne, bana ne. Dillerine, yüreğine sağlık. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ve inşallah türkülerimize yine devam edeceğiz. Yine söyleyeceğiz, yine çalacağız. Hiç zaman kaybetmeden Sayın Başkanımız Mehmet Demir Bey'lere de tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Sayın Başkanım nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Bizi bugün gerçekten çok şereflendirdiniz. Dört gözle sizin bu programa konuk olmanızı bekliyordum. Kısmetle bugüneymiş. Hem sizin nezdinizde gelen misafirlerinize hem de size hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz çok hocam. Çok teşekkür ediyorum. Nasıl gidiyor başkanım? Çalışmalarınız nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz? Çalışmalarımız çok iyi. Evet. Ben de bu gün bize bu fırsatı tanıdığınız için estağfurullah hocam, ne demek? Teşekkür ediyorum. Ayrıca Oğuz kültüründe kültür taşıyıcısı olarak gördüğümüz halk ozanlarımızla da birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Biz de aynı şekilde sizlerle her zaman bir arada olmaktan hep gurur duyduk, hep şeref duyduk. Sizler de hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyorsunuz. Faaliyetlerimiz nasıl gidiyor başkanım? Neler yapıyorsunuz? Oğuz Boyları Derneği, evet, bir kültür derneğidir. Evet. 2009 yılında kuruldu. 2009 yılından bu yana, Ekim ayından bu yana biz konferanslar düzenliyoruz. Türk tarihi, Türk kültürü, Türk milletinin birlik ve beraberliği ve ayrıca
hiç kimsenin aklına gelmeyen güncel konularda ve gündem yaratan konularda konferanslar düzenliyoruz. Evet, zaman zaman halk ozanlarımızla kültür şöleni yapıyoruz. Bu şekilde etkinliklerimiz devam edip gidiyor. Allah razı olsun. Çok sağ olun hocam. Ben sizin nezdinizde şu anda Çukurova Oğuz Boyları Derneği'ni temsilen, yaklaşık sizin 2000, 3000, 5000 tane üyeniz var ama onları temsilen buralara kadar gelmiş olan çok kıymetli misafirlerimiz, Murtaza Sırkıntı Başkan Yardımcımıza, Hakkı Çiftçi Başkan Yardımcımıza, Hasan Karaoğlu, Mahmut Çapar, Münevver Düver, Adnan Uçar, Tahsin Etike, Oğuz Özkaya, Ferhat Adamasan, Abdurrahman Uygur, Mustafa Karslı, Veli Boz, Ayşe Kandemir, Veli Kahraman, İsmail Çevikçi, Zuhal Özke, Taylan Sökmen, Emine Tarçın, Zeki Gürler, Şahı Merdan Yıldız, Abdullah Evran, Mehmet Kov, Nilgün Yıldırım ve Turan Diler olmak üzere bütün aramızda bulunan konuklarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. İnşallah yine sohbet edeceğiz başkanım. Şöyle vakit kaybetmeden biz de şöyle sazımızı bir alalım değil mi? Ama alkış çalmazsanız pek de alasım gelmiyor gibi yahu. Bakalım sazımızın sözümüzün içinden ne çıkacak? Yar bana kapında köle kul desen doğru sevdim. Yar bana kapında köle kul desen doğru sevdim. Ocakta yanan ateşe gül desen doğru sevdim. Ocakta yanan ateşe gül desen doğru sultanım. Merhamet eyle ağlara, bozulmuş viran bağlara. Merhamet eyle ağlara, bozulmuş viran bağlara. Aşılmaz yüce dağlara yol desen doğru sevdiğim. Aşılmaz yüce dağlara yol desen doğru sultanım. İnandım evvel ahire, hem batına hem zahire. İnandım evvel ahire, hem batına hem zahire. Boz yılandaki zehire, bal desen doğru sevdiğim. Boz yılandaki zehire, bal desen doğru sevdiğim. Yüz bin güneş doğsa kaybolur gider. Nur ilahinin ziyası başka, ziyası başka. Bozulmaz Mevla'nın yazdığı kader. Çünkü o kalemin boyası başka, boyası başka. Bozulmaz Mevla'nın yazdığı kader. Çünkü o kalemin
boyası başka, boyası başka. Fakat kalmadı kolumdan, ismin ezberdir dilimde. Fakat kalmadı kolumdan, ismin ezberdir dilimde. Aşığım amı yolumda, öl desen doğru sevdiğim. Aşığım amı yolumda, öl desen doğru sultanım. Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum. İşte böylesine yanımızda eşsiz, güzide iki tane usta olunca ortada bir çıraktan böyle ses çıkıyor değil mi? Ustalarımıza kocaman bir alkış alalım ha. Allah razı olsun, çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Evet, hiç vakit kaybetmeden çok büyük üstadımız, çok değerli hocamız Kul Mustafa ile devam edeceğiz programımıza. Hocam bize Elimde Ne Var isimli bir eserini seslendirecek inşallah. Buyurun hocam, söz sizde. İsterseniz armağan etmek istediğiniz kişiler varsa buyurun hocam, armağan edin veya direkt esere girin. Nasıl isterseniz buyurun hocam. Sözümüz, sazımız sizde. İşte hepimiz faniyiz Ertuğrul'um. Gelip geçeceğiz. Onun için de ne güzel ki sen bir izinde gidebiliyorsun. Tabii Allah sizin gibi insanları başımızdan eksik etme. Siz varsanız biz varız hocam, her zaman için. Ben de işte bundan esinlenerek bir Samsun'da rektörümüz, çok küçük yaşlarda dedi, biz Samsun'da bir konser verirken dedi ki, çok küçük yaşlarda iki aşık gelmişti. Böyle bir ayak işlediler dedi. Bu bir kafiyeyi sen işleyebilir misin dedi Hüseyin Akan hocam, sağ olsun hala rektör, 19 evet. Mayıs Üniversitesi'nin. Bakayım hocam dedim, yapabilirsin. Bir çalışayım dedim. Elimde ne var diye dedi, atıştılar dedi ama yaşlandılar adamlar, bilemiyorum isimlerini falan ilkokul çağlarında. Evet, evet. Bak görebiliyor musun o kültürü, o günden, işte izinden gitmek için. Evet, evet, şimdi de ben ne diyeyim ki, ne kadar güzel dinleyicilerimiz var. Uzatmadan buradan neyi söyleyebilirim? Bütün frekansımız nerelere kadar gidebiliyorsa. Yani Çukurova'dan da biliyorum dünyaya gittiğine inanıyorum. Evet. Bizi seven herkese biraz sonra da aklımız başımıza gelince inşallah isimleri saymaya çalışırız. Ha biz de şimdi biraz etki altındayız onun için. İnşallah Öcal bizi hemen iki saatte getirdi. Öcal abi. Şeref verdin. Evet, hoş geldin. Öcal abimize kocaman bir alkış alalım. Evet, sayın hocalarımızı buraya kadar kazasız belasız getirdi. İnşallah kazasız belasız da götürecek. O da Kayserimizin çok ünlü ve Kayserimizin çok değerli bir iş adamı. Tekrardan hoş geldin. Sefalar getirdin abi. Çok gönül dostu. Sağ olsunlar. Tabii 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 tabii. Buyurun hocam. Göz açıp dünyaya geldim neyledim? Gezdim gördüm duydum, çaldım söyledim. Harcanan yılları hesap eyledim. Ömrüm geldi geçti, elimde ne var? Harcanan yılları hesap eyledim. Ömür geldi geçti, elimde ne var? Ömrüm geldi geçti, elimde ne var? Elimde ne var? Elimizde ne var? Ayrılık hasretlik,
canımıza kâr. Olmuş ıssız kalmış haneler, yorgun yorgun nefes verirsin eler. Gideni aradır, gelen seneler. Ömür geldi geçti, elimde ne var? Gideni aradır, gelen seneler. Ömrüm geldi geçti, elimde ne var? Ömrüm geldi geçti, elimde ne var? Elimde ne var? Elimizde ne var? Ayrılık hasretli bize oldu kâr. Damla oldum ırmakların arkına, tane oldum değirmenler çarkına. Kul Mustafa varamadım farkına. Ömrüm geldi geçti, elimde ne var? Kul Mustafa varamadım farkına. Ömrüm geldi geçti, elimde ne var? Ömrüm geldi geçti, elimde ne var? Elimde ne var? Elimizde ne var? Ayrılık hasretli yanımıza kim? Allah razı olsun hocam. Dillerinize, yüreğinize, nefesinize sağlık. Çok sağ olun hocam. Evet, su gider izi kalır, söz gider yazı kalır derler ya. Sayın Kul Mustafa hocamızın da Küskün Yolcu isimli bir kitabı var benim elimde de. Daha herhalde bu üçte biri bile değil herhalde, değil mi sizin eserlerinizin? Yok, öyle bir deneme. Evet, deneme tarzında bir kitap. Deneme tarzında böyle geldiğimiz eşimize dostum. Evet, ben de bundan inşallah birkaç tane daha alayım da bunları da ileteceğimiz yerler de var inşallah. İnşallah. Daha böyle ileteceğimiz zaten yerler var. Canım, senin şenliklerde bir araya gelmek istiyoruz. Tabii tabii inşallah hocam. Aynı şekilde babayın izinden ses soluk maşallah aynı. Düet yapmak istiyorum. Allah neler razı neler olsun. Yapacağız tabii, inşallah. Tabii tabii yapacağız. Geçen Akkışla'daydık. Akkışla'da da çok güzel bir festivalimiz oldu. Buradan da Akkışla Belediye Başkanımıza da sevgiler saygılar sunuyoruz. Şu anda ekranları başlarında. Bu hafta da herhalde cumartesi mi demiştik hocam? Cumartesi gününde. Neredeydi? Bey. Aslan Beyli Kalkınma ve Güzelleştirme Derneği Başkan Cemil Kılınç, Osman Avşar, Cengiz Dursun ve Mehmet Dursun önderliğinde cumartesi günü Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda Kayseri'de biz de Kulfani Hoca'yla aynen oraya çok yakın beldede. Evet. Ayın ne zaman hocam? 13. Kaçında hocam? Mikrofonu bir ayın 13'ünde nasip olursa beraber
Ortaköy. Ortaköy'desiniz. Ortaköy'de, Akış'la Ortaköy. Zaten aynı gün mü? Benim Kayseri'ye geldiğim gün. Herhalde aynı günlere denk geliyor. İnşallah orada yine bir araya olur. Akşam saat 19. Oranın başkanı da bizi izliyor. Saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz Sayın Başkanımıza da. Ben de işte akşam saat 19'da orada konferans salonunda, inşallah Kayseri'de Kültür Müdürlüğü'nde o derneğimizin bir gecesi olacak. Orada olacağız. İnşallah devam ediyor bütün çalışmalarımız. Evet, hiç sözü uzatmadan yine sırayı Sayın Hocamıza veriyoruz. Gulfani Hocamıza. Buyurun hocam, söz, saz. Şimdi programlardan bahsedildi. Malum sezon başladı üstad. Düğünler, festivaller. Aynı gün Ortaköy'deki şenlikten geldiğimiz akşam da bizim Öcal'ın sünnet düğünü var. İyi bir avşar düğünü olacak. İnşallah. Festival gibi bir düğün olacak inşallah. Avşar düğünü deyince şeyi okuyacağım bir ağıt. Şimdi imaminin izinden giden Ertuğrul'un yanına gelip de ağıt söylemeden gidilir mi? Dere sözsüz avşar ağıtsız olmaz derlerden de. Buyurun, buyurun hocam. Şimdi efendim, ağıtların mutlaka öyküsüz ağıt olmaz. Ama burada uzun boylu da detaylarını anlatamayız. Bu okuyacağımız ağıt bizim Kahramanmaraş Afşin yöresinden Dirgen Ali'nin Fahı'nın ağıdıdır. Bir zamanlar damgasını vuran Dirgen Ali çok sevdiği oğlu İnce Fahı için hanımı Sultan Dezem böyle söylemiş. Benim bir albümümde de yer alır bu ağıtımız. Buyurun hocam. Kocaman alkışlıyoruz Sayın Hocamızı. Merdivenden çıkamıyor, elle alem ağır derdim of. Sabah oraya düşman konar, kendi beymiyor. Sabah oraya eller konar, dikenli Thank you.
alan durmayın kardeşlerim. Hakım aleme gerekli. Alan durmayın kayınlarım, dosta düşmana gerekli. Sağ olun hocam, dillerinize sağlık, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Allah bizleri ağıtsız, türküsüz bırakmasın diyorum inşallah. Reklamlardan sonra da yine çok güzel bir ağıtla devam edeceğiz programımıza. Hiçbir yere ayrılmayın. Kayseri Sarız yöresinden Avşar Selver'in ağıdını seslendireceğim inşallah. Sayın hocalarımdan, sayın başkanımdan bir müsaade isteyerek ve ekranları başlarında bizleri izleyen ve stüdyodaki konuklarımızdan müsaade isteyerekten şöyle bir canlı canlı bir reklama gidelim. Hem de siz uzun yoldan geldiniz. Şöyle azıcık da bir soluklanın hocam, olmaz mı? Haydi reklamlar.